ile çok güzel bir gömlekle karşınızdayım. Bayıldım. Aman efendim, kimler gelmiş böyle? Emel Başkan geldi. Nenek de geldi. Bej de neymiş? Bej bana çok yakışıyormuş. O yüzden şöyle bir gösterelim. Oldukça şık, büyük beden bayanların kullanabileceği harika bir kombin oldu bence. Emel, bir büyük beden olarak ideal bir fiziğe mi sahip olduğunu düşünüyorsun? Ben büyük beden için evet ideal bir fiziğe sahip olduğumu düşünüyorum. O yüzden kıyafetlere de çok iyi taşındığımı düşünüyorum. Zaten şurada aynı şeyi düşünüyorum. Anatomi dersinde benim bedenimi kitap gibi okutabilirler yani. Dolayısıyla ben ideal bir kadınım. Kitap gibi kadınım. Çevir çevir oku, çevir çevir oku. Biliyoruz ki altın orana da sahipsin. Dün altın orandım, bugün de kitap gibi kadınım. Kızlar beni fasikül gibi çevirsin çevirsin okusun. Ben Emel Başkanım, geliyorum. Emel'cim, senin için şu kitap doğru olur. Hayalperest'in bir günlük romanı. Emel demiş ki kendini kitap gibi. Ben bunu göremiyorum, zaten okulamıyorum çünkü zaten yorgunum. Nadire, Emel en iyiciğini Emel Başkan taşır dedi. En iyiciğini sen taşımıyorsun. En iyi elbiseyi sen taşımıyorsun. Hani belki beğeniliyor jüri tarafından olabilir. Hani jüriye de saygım var. Ama şöyle hani bilmiyorum sanki çok hani herkes seni kıskanıyormuş gibi. Canım benim hiç o şeylere girme yani. Gerçekten hani o toplara girme. Kimse seni kıskanmıyor maalesef. Herkesin çünkü kendine öz bir, kendine güzel bir tarzı var. Düşündüğün gibi bir şey yok canım. Kulise dönmeden önce suyu oturma odasında dikiş dikerken yakalıyoruz. Aşkım ne haber? İyiyim aşkım. Düğme dikiyorum. Sen ne yapıyorsun? O bluz mu oyunca? Yok, bu aslında gömlek ama düğmesi iki tane olduğu için ben tabii riske girmek istemiyorum. O yüzden dedim ki üç tane daha dikeyim. Evet, zaten onun kumaş gömlek. Yani, modeli de gömlek ve sadece asimetrik kesim olduğu için böyle yamuk falan geliyor. Nerede aldın bu? Ben görmedim. Çok güzel. Bu aşağıdaki mağazanın en ücra köşelerinde buldum. Sen ne zaman gittin aşağıda mağaza? Ben orada da. Ben hemen burada denedim. Baktım bir şey beğenemiyorum. Gittim aşağıdan kattım ama asla kimseye göstermedim. Aferin sana. Çünkü görmedim onu. Yani çünkü güzel. Ben de benimki ya. Benim gömlek çok şık, çok değişik. Ya ikimiz beraber ben şık de gideceğiz. Değil. Demek sponsorlar bizi kabul edecek. Üç tane aldım, böyle koşa koşa gittim satılım, kimse görmesin. Üç tane halen de bende. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Ben tabii biliyorsun yine dahice fikirlerimden birini sen biliyorum. Dizlerim nasıl ağrıyor? Neden? Minisküs var, yırtılma ayağımda, ondan acıyor. Şey, çok geçmiş Emel olsun. Kitap gibi kadınım demiş. Evet, dünkü altın falan bilmem ne. Bugün her bugün yeni bir şey çıkıyor. Eşyalara benzetiyor artık kendisi. Bu nasıl hayal? Hayır, ben bir tane kitap okumuştum yani ama tam ismi böyle değildi. Hayalperest'in bir günlük yolculuğu. Tam Emel'e göre değil mi? Evet. Şimdi biliyorsun işte ne yapacağım, Emel, gidiyor. Emel'in olduğu kitap o. Bir şey söyleyeceğim. Emel de aramızda. Ben. Bak burada. Vazo değil, mermer gibi kadınım diyordu ya. Bu da mermerin üzerine yok ya, şey. Şu mermerdi. Bugün kitap bugün yerim kitap, vazo evet. Olabilir. Kız ne yapsın, senin hayatını özeniyor kız. Bir şey Ulan söyleyeceğim. Bazen. Emel keşke bir kendisi acımasın. Mesela gerçekten onun dediği gibi bir insan olsa yani hayatı, yaşamı söylemesine gerek kalmaz. Sen söylüyor musun? Hayır, görüyoruz. Neden söyleyeceğim? Emel? Neden söyleyeceğim? Var mı yok mu? Evet. Yemek yedim yedim yok yok. He. Ne söylemez alakası? İnsan. Sonradan evet. Olmaz bazı şeyler. Doğuştan olur. Bak aynı mesela ikinci gibi. Emel. İkinci aynı Emel. Ben gibi Emel'ci. Betül bir sus ya, bekle ben sus. Ben konuşayım. İkinci Emel. Onun durumu iyi. Evet. Onun ev büyük, onun villa da var zaten. Villa evvel şey inanmıyordum demiyor. Ama varmış villası. Var. Gördüm. Var. Ama bir şey demiyor. İkinci Emel Nadire'den bahsediyoruz değil mi aynı kişi? Evet. Aynen Nadire'nin ben villasını üçüncü gördüm. Üçüncü mü var? Zaten iki tane mi var? Üçüncü yeni gelen kız olabilir. Hatta bir şey duydum. O hiçbir şey olamaz. Emel'e bile bayılıyorum Berfin'in yanında biliyor evet, musun? Evet gerçekten inanın ki bayılıyorum ben. Ama yani. Zaten ince duydum onlar anlaşamadılar. Emel niye kanka olmak istemedi? Çünkü Emel'in sandalyesini sallayacağından korktu ve tabii Emel ki. İstemedi onu. Ha. Çünkü Nadire'nin de dediği gibi Emel'in anlattığı hayat benim gerçek hayatım ama onun hayalindeki hayat. Aslında Emel'i de Emel yapan hayalperestliği değil miydi? Bir şey diyeceğim. Söyle. Ben bugün podyumda Berfin'in bize laf söylemesini bekleyeceğim çünkü sen de duydun aşağıdayken, işte toplanma yerindeyken.
Berfin bunu ne kadar tatlısın bana sen dedi. Bana ne kadar tatlısın dedi. Bana da dedi ki ben de şarkı söylüyordum. Sen de vardın. Dedi ki ay gitme gitme biraz daha şarkı söyle seni çok seviyorum. Dedi. Evet dedi. Ama bizim üstümüzden prim yapıyor. Şimdi podyuma çıkınca yine bize laflar söyleyecek. Bugün de söylemiş. Sen tatlısın, seviyorum seni dediğin insana niye böyle şey söylüyorsun? Çünkü gündeme gelmek için prim yapıyor. Bir sürü kötü bir şeyler söyledin. Ama bugün dedim onun duruşumu beğeniyor bilmem ne bir sürü bir şeyler söyledin karakter için. Onun ben ismini şey koydum. Black Peace. 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 Yani siyah tane. Siyah tane ne ya? Kar tanesi demiştim ona. Berfin kar tanesi demek. Tamam. Anlamı. Siyah tane ne demek? İşte kar tanesi olmayacağına göre ancak siyah tane olur. O yüzden bu konuda üçümüz. Zaten biz genelde hep aynı fikirde oluyoruz. Yani. Evet. Mila'yı da alalım. Mila benim sağ kolum. Ben de onu aşağı gönderdim. Şimdi Mila aşağılarda bakıyoruz. Buradayız ya kızlarla konuşacak. Aferin ne edecek? Kız. Ben çalışıyorum. Aferin çok sana. Çok çalışıyorum. Aferin çak çak çak. Tabii. Çünkü yeni gelen kız ayrıyetten senden bile zayıf. Yani. Zayıf ama ben de uzun o yüzden daha zayıf. Tamam ve konu itibariyle zayıf yani. Ben ne yapayım? Şey yapalım, Nadire'yi Emel'i gönderme konularında kullanabiliriz bence. Evet, zaten o şimdi hiç anlamıyorlar. İkisi de olmadılar kanka da olmadılar evet. Bugün bir sürü klişeler söylüyorlar. Zaten Emel için benim çok biraz şimdi Nadire'yi sevim var bence. Nadire'yi yükseltelim. Evet. Nadire'yi yükseltelim. Kanka olmayalım, öyle arkadaş değil. Ama Emel'in gitmesi için onu kullanabiliriz. Ya bu kelime hiç sevmiyorum. Çünkü ne zaman ona kullanıyorum halanda. Sadece podyuma gidiyorum. Sadece her şeyi yapıyorum onun için olmak. Podaya asla gidiyorum yeniden. Yahu. Bunlar çok büyük acılar. Yani tam anladık ki gidecek olmadı. Yine olmadı. Yine olmadı. Allah'ım. Yine. O yüzden böyle çok kafana takmıyoruz. Ne zaman takıyoruz? Olmuyor. Böyle biraz bırak onu çıkart onu kafanda. O zaman evet, olacak. Evet evrene bir izin hadi verelim. Hadi hazırlanalım. Sen bunu çabuk yardım edecek bir şey var mı? Yok. Haydi bakalım. Buyur. Onun ayak acıyor. Gel sana yardım edeceğim. Bak benim anne anne. Ay 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 neler yapıyor anne anne. Yırtılmış. Ay yürüm seni. Jürilere söyleyeyim be tüm meniskisi yırtılmış. Tamam söyleyeceğim aşkım git.